Herkese merhaba. Bugün sizlere Vivo Power Air 3'in 1 wireless şarjda olan küçük bir sorundan bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi telefonumuzu, Apple Watch'umuzu ve AirPods'larımızı kolaylıkla şarj edebiliyoruz. Aynı zamanda ürünümüz de katlanabilir bir yapıya sahip. Küçük bir sorundan bahsetmem gerekirse orta kısımda yalnızca Apple Watch cihazlarımızı şarj edebiliyoruz. Herhangi bir başka sürüme ya da başka bir ekosisteme ait cihazları şarj edemeyebiliyoruz. Hemen hızlı bir şekilde örneğini göstermek istiyorum sizlere. Görmüş olduğunuz gibi elimde bir adet Apple Watch 7 bulunuyor. Şu şekilde kısmı kaldırıyorum. Burası da aynı zamanda oynayabilir bir tasarıma sahip. Şöyle koyduğumda görmüş olduğunuz gibi Apple Watch 7 saati şu anda şarj oluyor. Başka bir ekosistemli cihaz deneyeceğim şu anda. Bir diğer modelim olan Huawei Watch GT 2 Pro saatimi şu anda MagSafe'li cihazımda şarj edeceğim. Bu şekilde koyduğumda görmüş olduğunuz gibi maalesef şu anda herhangi bir ekranda şarj bildirimi gelmiyor. Ama orta kısım dışında yan tarafa bıraktığımda şu şekilde görmüş olduğunuz gibi şu anda şarj oluyor. Ve aynı zamanda tekrardan sağ tarafa AirPods'ların bulunduğu kısmında koyduğumda şarj durumunu şu anda görebiliyorsunuz. %16'da şarjım var. Hızlı şarjı desteklediği için şu anda şarj oluyor. Ama orta kısımda tekrardan gösteriyorum. Bıraktığımda herhangi bir şekilde şarj olma durumu olmuyor. Ekranda herhangi bir hızlı şarj veya şarj olduğuna dair bir durum söz konusu olmuyor. Orta kısmı yalnızca Apple Watch cihazlarda kullanabiliyoruz. Bu arada Apple Watch cihazınızın da sürümü 8.4.2 olursa daha verimli, daha güzel bir kullanım sunuyor bizlere. 8.4.2 sürümünün altındaki cihazlar da yine çalışmayabilir. Saat sürümünüzün 8.4.2 olması daha verimli şarj etmenizi ve ürünü orta kısımda şarj etmenizi sağlıyor. Daha güvenli bir şarj oluyor. Yani sürümünün de 4.2 olması, 8.4.2 olması sizin burada bu ürünü, saatinizi bu üründe şarj etmenizi sağlıyor. Sürümünde uyumlu olması lazım. Üründe orta kısmın çoğunlukla iOS cihazlarda uyumlu olması dışında herhangi problem yok. Şimdi sizlerle beraber küçük bir test videosu gerçekleştireceğim. Bir adet telefonumu, Apple Watch'umu ve AirPods'umu şarj edeceğim sizlerle beraber. Elimde bir adet iPhone 13 Pro Max modelini görüyorsunuz. Arka kısımda MagSafe şarjı desteklediği için şimdi MagSafe kısmından şarj ediyorum. Şu şekilde bıraktım. Görmüş olduğunuz gibi telefonum şu anda hızlı şarj oluyor. Onun dışında bir adet Apple Watch 7 akıllı saatimi görüyorsunuz. Şarj etme kısmına, saatimi şarj etme kısmına geliyorum ve ürünü şu şekilde bırakıyorum. Apple Watch 7 saatim görmüş olduğunuz gibi şu anda şarj oluyor. Ve bir adet de AirPods Pro kulaklıklarımı görüyorsunuz. Onu da bu şekilde koyduğumda şuradaki yanan ortadaki LED lambayı da görebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi 3 ürünümü de şu anda Vivo Power Air 3'in 1 wireless şarj ile şarj ediyorum. Buna ek olarak saatinizin şarjı %5'in altında ise şu görmüş olduğunuz saat kısmında şarj edemeyebiliyorsunuz. Bunun çözümü ise çok basit. Yüksek amperli bir adaptör kullanıyorsanız saatinizin şarjı %5'in altında düştüğünde burada şarj olmuyor. Ama düşük amperli bir adaptörle saat pili %5'in altında olsa bile şu görmüş olduğunuz kısımda kullanabiliyorsunuz, şarj edebiliyorsunuz. Şarj etme durumu tamamen bu şekilde çalışıyor ürünün ilk versiyonlarında. Yüksek amperli değil de saat pili %5'in altına düştüğünde daha düşük bir adaptör kullanmamız gerekiyor. Bugün Vivo Power Air 3'ün 1 wireless şarjın küçük bir sorunundan bahsettik ve sizlerle beraber küçük bir test videosu gerçekleştirdik. Kanalımıza halen abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.